Derli basın mensupları. Güven ruh gibidir. Ayrıldığı bedene bir daha dönmez. Güveni sağlamak için çok kapsamlı bir stratejiye ihtiyacımız var. Ama bıraktık kapsamlı bir stratejiyi. Ortada halen orta vadeli program bile yok. Kanunen Eylül ayının ilk hafta sonu açıklanması gereken bu döküman, bütçenin yapılabilmesi için, Eylül ayı biterken halen açıklanmadı. Bu ucube sistemde kuralsızlık yeni kural oldu. Ama milletimiz yapılan her işi görüyor. Bunların notunu veriyor. Vakti geldiğinde de bu kifayetsizlere, bu liyakatsizlere yerini gösterecek. İlk sandıkta bunları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen bazı sorular var. Öncelikle Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen soruları ileteceğim. Ee, CHP Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz, bir televizyon kanalının canlı yayınında maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor ifadelerini kullandı. Çeviköz'ün sözlerini siyasilerden de çok tepki geldi. Sosyal medyada da gündeme oturdu. Sizin bu sözlere ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Konuşmamda Azerbaycan'la ilgili duruşumuzu MHK'mızın Azerbaycan'la Azerbaycanlı kardeşlerimizle ilgili duruşunu açık seçik ifade ettim. Burada bir kere daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Evet. Efendim Ulusal Kanal'ın bir diğer sorusu da şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrasi Gelişim Enstitüsü'nün toplantısına katılmasından sonra ana dilde eğitim tartışması başladı. Bazı köşe yazarları Kılıçdaroğlu'nun o toplantıda ana dilde eğitimi önerdiğini yazdı. CHP'nin yurttaşların ana dilini öğrenmesini mi savunuyor yoksa ana dilde eğitim öğretim verilmesini mi öneriyor? Genel Başkanımız böyle bir öneride bulunmadığını açık seçik ifade etmiştir. Benim daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Evet. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen sorular var. CNN Türk'ün ilk sorusu. Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP'li siyasetçilere yönelik yaşanan gözaltılar var. HDP bunu siyasi olarak nitelendiriyor ve diğer partilere yönelik dayanışma çağrısı yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili tutumu ve değerlendirmesi nedir? Açıkçası şunu ifade edeyim. Yani ben burada şöyle bir soru beklerdim. İktidarın Kobani ile ilgili soruşturma açmak için neden 6 yıl beklediğini düşünüyorsunuz? Neden 6 yıldır Kobani ile ilgili olarak gerekenler yapılmadı sorusunu bekliyordu. Çok açık söyleyeyim, burada e, iyi niyet olmadığı açıktır. Burada bir, bir şeylerin üstünü örtme, bir şeylerin e, intikamını alma amacıyla yargının kullanıldığı ortadadır. Bu konuyla ilgili görüşlerimizde çok açık bir şekilde Konuşmamda ifade ettim görüşlerimizi. Evet. Efendim yine CNN Türk'ün e, sorusunun devamında şöyle. E, bu sürecin HDP'yi kapatma davasına evrileceği iddiaları da var. Bu e, yorumla ilgili sizin görüşünüz nedir? Hangi parti için olursa olsun bizim yaklaşımımız siyasi partileri millet açar millet kapatır. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var efendim. Doğu Akdeniz'de tansiyon son dönemde karşılıklı açıklamalarla düştü. Cumhurbaşkanı tüm aktörlere bir masa etrafında oturmaya hazırız dedi. Doğu Akdeniz'deki bugünkü tabloyu Cumhuriyet Halk Partisi nasıl değerlendiriyor? Doğu Akdeniz sorununun gerçekten bir masanın etrafında diplomatik çabalarla çözülmesini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman destekledik. Ee, ama şu soruyu da soruyoruz. Bugüne kadar neyi beklediniz? Evet. Efendim, e, Kanal Ankara tarafından yönlendirilen bir soru var. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın geçtiğimiz günlerde ittifak ile ilgili bir açıklaması oldu. Poyraz, CHP, AK Parti, MHP ve diğer partiler siyasi rakibimizdir dedi. Buradan hareketle olası bir erken seçimde ittifak e, olabilir mi? Ortak Cumhurbaşkanı adayı gündemde mi? bir ittifakın oluşabilmesi için gerekli olan ana prensipler etrafında e, uzlaşabildiğimiz yani demokratik parlamenter rejimin güçlü rejimi, bir yeni demokratik parlamenter rejimin kurulması konusunda aynı noktada olabileceğimiz e, ve diğer konular e, açık seçik ortada bu nedenle hani ben diğer bir partinin temsilcisinin söylediği konularla ilgili ee, bir görüş burada serdetmek istemem. Ama ortada olan şey e, gerçekten Türkiye'de demokrasiden yana olan demokratik yeni bir yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter rejimden yana olan istişareden yana olan siyasi partilerin veya onları destekleyen kitlelerin bir araya gelebileceği yönünde gelişmeleri çok açık seçik net görüyoruz. Ama şu var, tabii ki tüm siyasi partiler siyaset yapıyoruz hepimiz. Hepimiz birbirimizin rakibiyiz. Ama rakibimiz rakip de olsak birleşeceğimiz, bir araya geleceğimiz, birlikte olacağımız ana prensipler ortadadır. Ben bu prensipler etrafında uzlaşılacağı kanaatindeyim. Demokrasiden yana olan tüm partilerin uzlaşabileceği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup paylaşımlarımızı beğenerek son dakika haberlerinden siz de haberdar olabilirsiniz. Habersizce, peki bizce